kapıları arkasından kilitledi. Ayet-i ilahiye o kadar güzel tespit ediyor ki hadiseyi. Yani öyle tedbir alıyor ki içeride kimse yok. Ve gallakatil ebvabe, bütün kapıları da kapattı, kilitledi, örttü. Kimse görmüyor. Dışarıdan kimsenin gelmesine imkan yok. İçeride de kimse kalmamış. Kapılar tamamen kapalı. Ve bu noktada Züleyha diyor ki, ve kâlet diyor ki, hey felek, Yusuf'um, işte istediğim dakikaya geldim. Ben her şeyimle seninim ey Yusuf diyor. Seninim, gel bana. Her şeyimle kendimi sana adadım. Hey felek, ben seninim, kalbim senin, her şeyim senin. Gel şimdi diyor. Kimse yok. Bu noktada Yusuf'u frenleyecek olan nedir? Bu günahı işlemeye mani olacak zabıta kimdir? Zabıta kimdir burada? Bütün kapılar kapalı, tedbir alınmış, hiçbir şey yok, hiçbir gözü yok. İçeride, dışarıda bütün fırsatlar mükemmel. Kim muhafaza edecek? Kim, hangi kudret onu önleyecek? İşte burada Kur'an-ı Kerim Hazreti Yusuf'u aleyhissalatu vesselam'ı bize bir misal, bize bir örnek, bize bir model olarak takdim ediyor peygamberi. Peygamberler yeryüzü insanlığını saadete kavuşturmak için, huzura, sulha, sükuna kavuşturmak için birer modeldirler. Bütün peygamberlerin modeli de Hazreti Muhammed Mustafa'dır aleyhissalatü vesselam. İnsanların modeli peygamberler, peygamberlerin ekmeli, modeli, numune-i imtisali de Hazreti Habibullah'tır. Sırayla gidiyor. Biz modelimizi böyle tespit etmek zorundayız. Fakat gelin görün ki televizyonda yayınlanan programlarda Müslüman Türk milletine örnek diye, model diye, numune diye ne kadar şehvet düşkünü, aşağılık sanatçı ismi altında ne kadar çıplak, ne kadar çalgıcı, ne kadar tiyatrocu varsa onları bize numune diye gösteriyorlar. Onlar numune olur mu? Şeytanın maskarası Müslümana model olabilir mi? Televizyonda gösterilen sanatçıymış, çalgıcıymış, şarkıcıymış gösterilen bütün suretler, bütün simalar şeytanın maskarasıdır. Onlar Müslüman millete örnek olabilirler mi? Model olabilirler mi? Ey Müslüman kadın, sen kendine Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'ı ve onun Hadicetül Kübra'sını ve onun Aişetü Sıddıkiyesini ve onun Fatımetü Zehra'sını kendine model olarak almazsan dünyada ve ahirette iflas edeceksin. İşte kızlarımızın hali, işte kadınlarımızın hali. Bir tane film oynuyor, bir film oynuyor, bilmem neyin melekleri, Charlie'nin melekleri diye, haşa şeytanı melek diye, şehvet düşkünlerini melek diye takdim ediyorlar. Geçen ders anlattım, gösteriyor, anlatıyor, takdim ediyor. Ondan sonra bir bakıyorsunuz, Müslümanların kızları, Müslümanların karıları tesir altında kalıyor. Aynen Charlie'nin bilmem neleri filminde gösterilen kızların entarisi gibi entari diktiriyorlar. Aynen onlar gibi saçını tarıyor. Aynen onlar gibi kirpiklerini boyuyor. Aynen onlar gibi ayakkabı giyiyor.
aynen onlar gibi sokaklarda sefalete sürükleniyorlar. Model yanlış takdim ediliyor. Manzara yanlış gösteriliyor. Hatalıdır, tehlikelidir, çirkindir ve akıbet gittikçe hüsrana doğru gitmektedir. Geçen gün bir Müslüman kadın telefon ediyor. Diyor ki, Müftü Efendi diyor, benim bir kızım var diyor. Gayet güzel bir şekilde düğün yaptım, nikah yaptım ve birisine bu kızımı verdim, evlendirdim diyor. Mesut bir aile yuvası kurdular. Senelerce mesut ve mutlu bir aile hayatı devam ettirdiler. Şimdi bugünlerde, bu aylarda kızıma dikkat ediyorum, kocasından nefret ediyor diyor. Çok sevdiği, mutlu olduğu kocasından nefret etmeye başladı diyor. Kaçıyor, ayrılıyor, gidiyor ve durmadan uzaklaşıyor diyor. Acaba benim kızıma bir sihir mi yaptılar diyor. Bir büyü mü yaptılar diyor. Bir falcı, bir sihirbaz benim kızımın hayatına mani mi oluyor diyor. Dedim ki hanımefendi, sihir mihir bilmem, kızınızın saadetine, evlilik hayatını yıkan sebeplere iyi dikkat etmelisiniz dedim. Sizin kızınız bugüne kadar kocasından memnundu, mesuttu, mutluydu. Neden şimdi böyle oldu? Çünkü manzara değişti. Neden dedim? Siz televizyon seyreder misiniz? Evet, bol bol seyrederim dedi. Neden? Hiç dikkat ettiniz mi dedim? Geçenlerde bir film oynadı. Yedi kocalı Hürmüz. Yedi tane erkekle yatıp kalkan, düşüp kalkan rezaletler içinde yedi kocalı bir kadın gösterdi. Bir kocayla yaşamak aptallıktır. Ey kadınlar, bir kocaya bağlı kalmayın. İkinci bir koca, üçüncü bir koca, 4, 5, 6, 7, 8 bütün bulduğunuz erkeklerle yaşayın. Evlilik hayatı bir erkekle geçmez. Fuhuş yapın, zina yapın diye bir film oynadı. Sen bunu seyrettin mi? Seyrettim dedi. İşte kızınız da seyretmiştir. İkinci bir erkek beğenmiştir. Birinci erkeğinden buz gibi soğumuştur dedim. İşte büyü burada, felaket burada, tahribat burada, aile hayatları paramparça oluyor dedim. Kadın haklısınız dedi. Vallahi haklısınız. O filmi seyrettikten sonra kızımın manzarası değişti diye itiraf etti kadın. Böyledir ya kardeşim. Siz model olarak şeytanı tavsiye ederseniz, model olarak Avrupa'yı alırsanız, model olarak Amerika'yı alırsanız işte böyle olur hadise. Bu Müslümanın modeli Amerika olamaz. Bu Müslüman milletin modeli Moskova olamaz. Bu Müslüman milletin modeli Lenin, Mao, bilmem ne Stalin olamaz. Bu milletin modeli Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Başka bir model, başka bir model tanımıyoruz. Avrupa'yı model kabul etmiyorum. Amerika'yı model kabul etmiyorum. Benim modelim Muhammed Mustafa'dır. Başka bir şey kabul etmiyoruz. Ey Müslüman kadınlar, siz de kabul etmeyin. Resulullah'tan başka hiçbir faniyi model kabul etmeyin. Avrupa'ya, Amerika'ya, her türlü ideolojik batıllara karşı tedbirinizi iyi alın. Kızınıza, gelininize, çocuklarınıza mutlaka sahip olun. Evinizde televizyon varsa kontrol edin. Seyredilmesi yasak olan, kötü olan, pis olan şeyleri kilitleyin.
kapatın, bir saat olsun,